Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sevgili Recep, sen? İyiyim hocam ben de. Biz bugün ne yapıyoruz ya da ne yapacağız bundan sonra? Vallahi şimdi tarih üzerine konuşmalar yapacağız. Yapalım hocam, ben tarihi severim bu arada. Vallahi tarihi herkes seviyor biliyor musun? Lisedeyken ortaokulda kimse sevmiyor ama okul bitince herkes seviyor. Burada bir şey var yani. Bence dizi efekti hocam o. Son dönemde tarih dizisi çok yapılmaya başladı biraz onu. Bence de. Toplumda bir eğilim var yani. İşte biz de öyle tarih konuşacağız ama son dönem tarihi. Yani çok eskilere gitmeyeceğiz. Biraz böyle inkılap tarihi, yakın döneme doğru diyelim. Özellikle mesela. Nereden ama? Atatürk'ten. Aslında ta şeyden başlayacağız. Coğrafi keşiflerden başlayacağız. Hocam çok gittik ama. Abi mecbur. Onun modernleşme sürecine bağlayacağız. Olur. Benle Osmanlı'ya bağlayacağız. Şöyle biraz altyapıyı böyle döşeyelim güzel güzel. Basamak basamak gideceğiz. Hocam çünkü doğru bilinen açıkçası çok yanlış var. Ya sorma. Hakikaten öyle. Yani dizilerde falan görüyoruz. Kimse neyin ne olduğundan emin değil. Yani evet. Ya inanılmaz bir tarihte bir de bizim şey var. Hem manipülasyon var hem de bir hamaset var yani böyle. Evet. İşte onlardan falan biraz soyutlanmak lazım. Hakikate doğru böyle eğilmek lazım yani. İşte onu yapacağız biz seninle. Olur hocam. Bugünden itibaren. Tamam hocam. Değil, anlaştık. Bugün ne konuşuyoruz hocam? Ya bugün uyanan Avrupa'yı konuşacağız. Hocam şimdi, konuşalım. Ben bir uyanayım. Yarım saat sonra konuşalım. Bence bir uyan. Ben de bir kahvemi alayım. Ben de bir uyanayım. Olur hocam. Şimdi niye uyanan Avrupa diyoruz sence? Başlık enteresan. Şu yüzden olabilir. Avrupa uyuyordur. Evet. Tam 1000 yıllık bir uykuya yattı Avrupa. 1000 yıl. 1000 yıllık aşağı. Neden hocam? Neden biliyor musun? Kilisenin baskısı, feodal beylerin baskısıyla toplum her açıdan baskılan. Eğitim, bilim, sanat her şey birazcık o kişilerin tekelinde kaldı. Ve tabana yayılamadı. Toplum harekete geçemedi. Dinamizm sağlanamadı. Hocam uykuya daldı. 1000 yılda mı fark ettiler hocam? Yani şöyle aslında daha da fark etmezlerdi de. Ne oldu hocam? Dış Osmanlı'nın zorlaması falan, İstanbul'un fethi falan onları uyandırdı diyebiliriz yani. Şöyle dediler. Ya dediler biz hep Osmanlı Devleti'nin topraklarından mı geçerek ticaret yapacağız? Hep onlara vergi mi ödeyeceğiz? Biz mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Zerdeçal bilir misin? Bilirim hocam. Zerdeçal Hindistan'dan geliyor. Mısır'a geliyor. Bak Mısır'a geliyor. Hindistan'da bir çuval tahmin ediyorum 10 kilo falan. Bir çuval zerdeçal bir koyun parası diyor mesela. 16. yüzyılda bir Osmanlı arşivinde bir belge. Hocam bunu annem duyarsa üzülür yani. Bak bir koyun parası ne demek? Ya bugün 1500 lira neredeyse. Evet. Yani o zaman ne kadar değerli. Düşünsene sen bir İspanyol tüccarsın. Onu şeyde kullanıyorlar biliyor musun? Kanser tedavisi gibi ilaç tıpta kullanıyorlar. Bir de etlerin mesela dışına böyle güzel sıvıyorlar. Onu sanki buzdolabı gibi kurutuyorlar falan. Uzun vadeli kullanmak için. Yani onlar için hayati mesele. Düşünsene. Buna bir koyun parası veriyorsun. İnanılmaz. Bu da niye? Çünkü işte uzak bir yerden geçiyor. Aynen. Uzak bir yerden. Bir de Osmanlı'nın topraklarından geçiyor. Belki 7-8 tane gümrük noktasından geçiyor. Her gümrük noktasında vergiler üzerine binince zavallı Avrupa. Evet. Yani orada dış zorlama çok önemli. Hocam peki yani bu 1000 yılı ilk başlatan şey ne oldu? Ya uyanışı mı? Evet. Böyle keskin bir şey var mı? Yok. Ya tarihte keskin bir şey olmaz zaten. Her şey yavaş yavaş kendiliğinden olur. Ama burada pusulanın icadını, geminin böyle modern gemilerin bulunmasını rezervde tutmamız lazım. Yani onlar kritik. Yani o tür icatlar kritik. Onların hayatını kolaylaştırdı. Zaten Christoph Kolomb ne yaptı biliyorsun? İspanya'dan çıktı. Hindistan. Ta şeye. Hindistan'a gideceğim, Çin'e gideceğim dedi. Amerika'yı buldu. Ha, Amerika'ya gitti. O da enteresan. Yani dolayısıyla o teknolojik ilerlemeler çok önemli. Ama hocam şey de önemli. Zaten mesela Hindistan'a gideceğim diye yola çıktı ya. Onu finanse etmek de önemli. Demek i̇şte ki onu vizyon kim finanse varmış. Ediyor? Kim? Kim? Krallar. İşte krallar ha. Demek ki vizyonluymuş. Tabii. Orada krallar zaten bir anlamda onun arkasında. Yoksa o izin bile alamaz gidemez yani. Evet o önemli. O zaman şöyle yapalım. Coğrafi keşiflerle beraber Avrupalılar dünyaya açıldılar. Amerika kıtasını keşfettiler. Ve oradaki altınları bak kilo kilo demiyorum Recep. Ton ton. Ton tonu demiyorum. Ne hocam? Gemilerle Avrupa'ya getirdiler. Ama hocam peki bir şey diyeceğim. Amerika'ya şimdi keşfettiler ya. Orada o teknoloji var mı altını çıkaracak? Nasıl getirdin? Yok orada bir sürü İnka İmparatorluğu'nun elemanları var. Bak sana ben Atofalfa ile Pizarro'nun hikayesini anlatmış mıydım? Yok hocam. Ne o? Bak İspanyol komutan Pizarro Amerika'ya ayak basıyor. Yani çok da fazla bir askeri yok yani. 160 mi 170 mi ne? Ama top tüfek de getirmiş yani. Topu tüfeğe getirmiş. Gemilere döşemiş. İnka İmparatorluğu'nun imparatoru Atofalfa ile karşı karşıya geliyorlar. Ve Atofalfa'yı bir kumpasa getirip esir alıyorlar. Atofalfa da kim biliyor musun? İnka İmparatorluğu'nun halkının güneş tanrısı diye taptığı. Evet. Bir adam ve esir düşüyor. Şimdi oradaki travmayı düşünebiliyor musun? Esir düşüyor ve 160 tane İspanyol askeri. Niye? Diğerlerinin böyle silahları falan mı yok? E tabii onlar çok ilkel koşullarda. Dedim ya topu tüfeğe getirmiş. 160-170 tane koca imparatorun esir atıyor. Alıyor. Ve Atahualfa diyor ki beni diyor sana ne verirsen beni serbest bırakırsın diyor Pizarro'ya. Bana diyor bir oda dolusu diyor. Altın verirsen bırakır. Tamam diyor. İki oda. Odayı dolduruyor altınla. Tamam bu senin diyor beni artık bırak diyor. Ama Pizarro altını alıyor. Adamı öldürüyor. Adamı da öldürüyor. Boğarak öldürüyor. Hocam bu tarihte çok fazla var ya. Böyle şeyler. Ya var ya
Bu olay beni o kadar böyle endişe yapar ki böyle üzer. Şundan dolayı üzer. Tabii her ölüm kötüdür ama burada önemli olan şu. Bir imparatorluk düşün. İnka İmparatorluğu. Milyonlarca insanın gözünde bir güneş tanrısıydın. Evet, geldi bir Avrupalı için. Senin karizmayı çizdi ya. Ya oradaki paradigmanın çöküşünü görüyor musun? Yani sistemin çöküşünü görüyor musun? Hocam Avrupa yükselmeye başlarken o zaman oradaki imparatorluklar medeniyetlerde düşe geçiyor. Yazık. Sana ben burada bir film önerebilir miyim? Hemen hocam. Apokalipto. Hiç gördün mü? İnanılmaz bir film. Apokalipto. Gerçekten bu sürecin hemen öncesini anlatır. Zaten filmin son karesi Avrupalıların böyle gelmeleridir. Yani muazzamdır. Mel Gibson mı çizmiş? Mel Gibson. Evet. Evet yani uzun lafı kısasını söyleyelim. Uzattık biraz. Coğrafi keşiflerle Avrupa zenginleşti. Dediğin gibi oradaki imparatorluklar çöküşe geçti. Ama Avrupa zengin. Bizi ilgilendiren yönü bu. Avrupa zenginleşti. O sırada Osmanlı ne yapıyor hocam? Osmanlı diyecekler bir şey geldi. Fatih Sultan Mehmet, Cihan Padişahı. Hayatında hiç menemen yemedi. Niye hocam? Niye sence? Domates. Amerika'da. Evet. Gerçekten ya. Domates Güney Amerika'da orada bilinen kiraz gibi yani öyle bizim gibi kocaman değil bilinen bir üründü. İşte bu coğrafi keşiflerle o da o altınların yanına sıkıştırıldı. Avrupa'ya geldi. Bize gelmesi daha çok tabii sonra. Domates yok muydu? Tabii yoktu yani. Yani Fatih Sultan Mehmet düşünsene Cihan İmparatorusun ama menemen yemeden gittin abi. Evet. Oğlum ya. Şimdi. Hocam yese çok severdi eminim. Yani eminim. Şimdi bu arada Osmanlı Devleti Akdeniz'e hakim. Dün ticarete hakim. O keyfi yerinde aslında. Evet. O nedenle de bu değişimden uzak. Bak burası çok önemli. İlgilenmiyor. Ha ilgilenmiyor. Çünkü bütün değişimin anahtarı ihtiyaçtır Recep'ciğim. İhtiyaç yoksa değişemiyoruz abi. Bu kadar basit. Evet. İhtiyaç yok. Dolayısıyla değişime ayak uyduramıyoruz. Avrupa ilerlerken, zenginleşirken biz birazcık bu aşamada kendi halimizdeyiz diyebiliriz. Tekrar biz projeksiyonlarımızı Avrupa'ya tutalım seninle. Tutalım hocam. Bu zenginleşmeyle beraber Avrupa'da bir sınıf yükseliyor. Ne sınıfı? Burjuva. Burjuvalar, kent soylu. Bu altınlardan parayı götüren onlar aslında. Ama onlar güçlendikçe onlar tabii sanatı desteklemeye başlıyorlar. İtalya'da özellikle. İşte bu da Rönesans'ı tetikliyor. Rönesans nedir hocam? Rönesans nedir biliyor musun? Kelime anlamı yeniden doğuştur. Biliyorsun İngilizce'de re tekrar anlamına geliyor. Evet, prefikstir. Reformdaki re gibi mesela. Bu şekilde yeniden doğuş. Ama nerede doğuş? Sanatta, bilimde, edebiyatta, mimaride doğuş. Niye? Çünkü para var. Ha, çünkü para var. Şimdi şöyle düşün. Senin hiç paran yok. Sanat alırsın yapamazsın. Sanatla örneğin uğraşmışsın yani. Evinde piyano dersi alır mısın? Almam hocam. Evde kazan kaynamıyor bir kere. Aynen kazan kaynamıyor yani. O nedenle Avrupa zenginleşmeyle beraber evrilmeye başlıyor. Hocam mesela şey de enteresan yalnız. Zenginleşmeye başladığında sanata, bilime yatırım yapmaları enteresan. Vizyonlar demek. Ama orada ne var biliyor musun Recep? Orada neden İtalya sorusu önemli? Niye? Çünkü orada İtalya'da zaten kümelenmiş bir oluşum var zaten orada mesela. Yani öyle de boş bir şey değil. Orada mesela İslam uygarlığına yakın eski Roma'nın eserleri inceleniyor. Yani o havza zaten mümbit, verimli bir yer. Yani Rönesans Portekiz'de niye çıkmadı sence? Çünkü Portekiz'de bir altyapı yok. Portekizler yatıyor. Şimdi Portekizler de yürüyüp gömdük seninle ama. Yani ama İtalya önemli yani. Bir de orada şehir devletleri var. Daha özgür biraz. Baskıcı bir kral yok tamam mı? O nedenle orada bir filizleniyor yani böyle. Uzatmayalım. Rönesans Avrupa'da aslında 1000 yıllık o sorgulamayı başlatan ana olay diyebilirim biliyor musun? Yani aklı ön plana çıkartan bir olay yani. Peki hocam yani 1000 yıl boyunca o zaman bu kilisenin etkisi varken evet. Sanata, bilime hiçbir şey yapmamış. Yapılmış. Yapılmaz mı? Çok önemli şeyler var ama dediğim gibi skolastik düşünce diye bir şey var. Dogmatik düşünce diyoruz biz ona. Yani kilise ne derse o. Sorgulama yok. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir zaman makinesi olsa mesela 1341 atıyorum. Roma meydandayız sende. Röportaj yapıyoruz böyle. Sen çok seviyorsun röportajı. Diyoruz ki kilisenin dediğimi doğrudur, bilim insanların dediğim doğrudur. Tabii ki kilise. Tabii ki kilise. Sonra bu soruyu sorduğumuz için bizi asıyorlar hocam. Sen soruyu sordun diye zaten işin kötü yani. Sonra ne oluyor biliyor musun? Şimdi Rönesans'la beraber sanat, bilim, edebiyat yükselişe geçince kilisenin yapısı sorgulanmaya başlanınca bak düşün parayı buldun, sanata yatırım yapmaya başladın, bilime, düşünceye yatırmaya başladın. Artık sıra önünde sonunda kime gelir? Kiliseye gelir. İşte ve Almanya'da bu sefer reform olaylarını görüyoruz. Reform ne hocam? Reform da aslında bir şeyi formunu değiştirmek, yeniden şekil vermek anlamında. Oradaki yine re oradan anlayabiliriz. Bu sefer Almanya'dayız. Martin Luther diye bir kilise rahibi. Martin Luther King. Yok o değil. O ama başka. Bak öğrencilere onu karıştırıyorum. Martin Luther King değil. Hocam direkt ona gitti aklım. Evet evet. Martin Luther bir kilise rahibi. İncil'i inanılmaz güzel bilen bir adam. Çok önemli bir iş yapıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Alıyor önüne kalemi kağıdı. İncil'i Latince'den Almanca'ya çeviriyor. Bu var ya inanılmaz bir olay. Basit bir şey gibi görünebilir ama inanılmaz bir olay. Çok satar hocam. Ya var ya. Bak sen o zaman orada yaşasaydın Martin Luther'i kesinlikle yıldız yapardın. Evet hocam. Harika. Şimdi çeviriyor. Her zaman her pazar günü kiliseye giden adam bir Alman. Gariban bir Alman. Hans mesela düşün. O zamana kadar kilisede papaz efendi ne derse. Dinliyor. Dinliyor. Ama kabul ediyor. Anlamıyordu zaten. Ama Martin Luther onu çevirince, Almanca'ya çevirince ve matbaa sayesinde onu çoğaltınca rank ediyor kafa. Millet okuduğunu anlayınca uyanıyor. Olay bitiyor ya.
Şimdi burada var ya kritik bir nokta var. Ne hocam? Matbaa. Matbaayı devreden çıkar, sistem çöker. Doğru. İnsana yani, ulaşmayacak. He, Martin Luther yine yapardı onu. Kendi hobi şeyini olarak yine yapsın. Aynen yine yapardı ama orada kalırdı yani. Bir kütüphanenin raflarında böyle biz de bugün derdik ki ya bir zamanlar Almanca'ya çevirmiş derdik geçerdik yani. Orada kritik yani o denklemden çıkar onu, sistem çöker. Tıpkı ne gibi biliyor musun? Bugün internet teknolojisini devreden çıkar, sistem çöker. Aynen onun gibi. Ve Avrupa reformla beraber dini bir sorgulamanın tamamen içine giriyor ve artık kilise bir anlamda değişmeye zorunda. Kilise bu kadar güçlüyken yani tamam Martin Luther çevirdi. Bu arada Martin Luther'in soyadı var mı? Karıştırma. Yok. Direkt Martin Luther. Soyadı kanunları çıkmış. O zaman daha çıkmamış. Hocam yani bu adamı durdurmuyorlar mı? Bak güzel soru. İşte oradaki olay ne biliyor musun? Aslında kilisenin toplumda kurduğu hegemonyaya karşı çıkan birileri daha var. Hiç biz buraya söylemiyoruz. Ya Martin Luther öyle Cüneyt Arkın gibi, Rambo gibi çıktım ait falan çevirdim Almanca'ya okuyun falan değil. Onu destekleyen birileri var. Kim onlar? Prensler. Alman prensler. Çünkü Almanya'da da böyle parçalı bir yapı var. Prensler var. Mesela bir kaleye onu koyuyorlar, koruyorlar kilisenin baskısından falan. Yani o prenslerin desteği olmasa olmaz. Olmazdı ya. Gerçekten bunu da not edelim yani. Evet. Olay yani buraya kadar getirdi. Yani bak ne yaptık şimdi biz? Coğrafi keşiflere parayı bulduk. Rönesans'la sanatta, bilimde, akılla ilerleme kaydettik. Reformla beraber kiliseyi denklemin dışına ittik. Şimdi artık Avrupa'nın önü açılıyor. Uyanmaya başladı. Evet. Burada kritik bir kavram var. Ne biliyor musun? Laiklik. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırıyorsun. Evet. Çocuklar bunu ilkokuldan beri öğrenirler. Klasik. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmaz. Evet. Ezber. Eksik. Eksik. Bak. Laiklik ne biliyor musun? Dinin, devletten, hukuktan, eğitimden ayrılması. Yani böyle topluma hegemonya kurulacak bütün vasıtaların dini baskıdan soyutlanması. Arındırılması. Bu Avrupa'da her yerde varmış zaten. Yok muydu? Ya orada işte ilk defa reformla beraber çıkıyor işte bu. İlk defa orada çıkıyor. Roma İmparatorluğu'nda biraz bunun altyapısı var ama yani önemsiz yani. Ama asıl böyle bomba reformla beraber. Eğitim anlayışında laiklik neden önemli? Neden bir eğitim laik olmalıdır? Hocam çünkü laik olmazsa işte Avrupa'nın yaşadığı gibi bilim ve sanatta kilisenin her dediğine doğru efendim dersin. Dersin bilime bakmazsın. Aynen öyle. Aferin Recep'ciğim. Harikasın. Şimdi ne olmuş biliyor musun? İşte orada laiklikle beraber Avrupa bir anlamda aklın önündeki engelleri yıkmış. Eğitimin önündeki engelleri yıkmış. Kiliseye demiş ki sen kardeşim pazar günü ayinini yap, duanı oku, pazardan vaazini yap. Pazardan pazara ama buralara karışma kardeşim. Tabii bunu anlatıyoruz ama şimdi çocuklar veya toplum diyecek ki ya bu kadar basit mi? Tam 100 yıl bunun iç savaşı olmuş biliyor musun? 100 yıl. Ya var ya öyle böyle değil ya. Kan gövdeyi götürmüş Avrupa'da. Ya öyle enteresan bir olay. Hocam peki yani buna ilk geçen hangi ülkeymiş mesela? Almanya mı? Valla ilk geçen tabii Almanya'da başlıyor ama bunun gerçek manada yani yaşatan bunu gerçek manada yaşatan İngiltere olmuş ama şundan dolayı orada Martin Luther'ciler Almanya'da tutunamamışlar. Şöyle daha özgür bir ülke, ada ülkesi varken şimdi İngiltere'ye düşün. Oraya gidiyor bir kısmı. Orada Anglikan kilisesini kuruyorlar. Yani İngiltere'deki kelimeden düşün en başta Ink. Anglikan kilisesini kuruyorlar. Orada biraz bu laik eğitimin ve laik anlayışın temellerini atıyorlar. Ama asıl bunu böyle take off hale getiren kim biliyor musun? Amerikalılardır. Ben hep Fransa gibi düşünmüştüm. Ha dur Fransa'da da var ama bunu gerçekten özgürlük anlamında dünyaya bunu yayan Amerika'dır ama biz Fransa'dan almışızdır. O yüzden bizde evet Fransa örneğidir. Yani bizim laiklik anlayışımız Fransa örneğidir ama tabii bunu asıl böyle dünyaya özgürlükler anlamında böyle gerçek anlamda İngiltere ve Amerikan toplumudur. Ama tabii Fransa'da da bu konuda önemli gelişmeler var. Onlar tabii konumuz şu an dışında. Oralara girmiyor. Geleceğiz. Şimdi bak burada bir noktayı daha söylememiz lazım. Ne hocam? O da şu. Reformla beraber Martin Luther'cilere bir şey deniyor biliyor musun? Martin Luther'ın arkasından gidenlere. Reformist. Reformist değil. Ama onun gibi protestan. Protesto ediyorlar. Kiliseyi oradan protestan. Sonra bunlar Avrupa'da mezhep birliğini bozuyorlar. Niye diyeceksin? Mesela yine biz seninle bir zaman makinesine binelim. Mesela 1350'de diyelim Berlin'de meydana gidelim. Vatandaşa soralım. Rosenberg'e gidelim hocam. Tamam. Hangi mezheptensin? Katolik diyecek. Hepsi aynı. Katolik. Aynen. Aşağı in İtalya'ya Katolik. Katolik. Batıya geç Fransa Katolik. Her yer Katolik. Ama şimdi hayır ben protestanım diyor artık. Yani Avrupa'da yeni bir mezhep ortaya çıkıyor protestanlık. Peki o dönemde mi çıkıyor? Evet işte bu 16. yüzyıldan itibaren protestanlık ortaya çıkıyor. Sonra bu İngiltere'de Anglikanizm şeklinde cereyan ediyor. Sonra Amerika'da iyice protestanlık yayılıyor. Mesela bugün Amerika protestandır çoğunlukla bilirsin. İngiltere'de öyledir, Almanya'da öyledir. Yani hatta diyebilirim ki Avrupa'yı Avrupa yapan protestanlardır. Peki hocam bundan bağımsız diyorum Ortodokslar. Ortodokslar bizim Balkanlarda ve Anadolu'da ve Rusya. Onlar biraz daha böyle içe kapanıklar. Bu olaylarla hiçbir alakaları yok. Aynen onlar bizimle beraber mutlular. Orada sıkıntı yok. Pekala biz devam edelim. Reform dedik ya hani aklın önündeki engelleri kaldırdı. Ve yavaş yavaş Avrupa'da yeni bir dönem başlıyor. Aydınlanma çağı. Bu aydınlanma çağı ne oluyor biliyor musun? Her zaman öyledir. Bildiğin böyle icat patlaması böyle. Galileler, Newtonlar. Parayı bulan icat yapıyor ya. Yani evet zaten kilisenin baskısı yıkıldı. O 100 yıllık iç savaş bitti. Artık Avrupa rahatladı bu anlamda. Ama hala tabii kilisenin baskısı var tabii. Öyle pat diye yıkılmıyor ama büyük ölçüde artık insanlar böyle daha özgür olmaya başladılar. Biz bunu aydınlanma çağı diyoruz. Ama burada şöyle bir şey yok yani. Arkadaşlar reform bitti. Hadi hep beraber aydınlanma çağına geçiyoruz diye bir şey yok. Biz bugün kolay anlatalım diye öyle diyoruz yani. Onu bir altını çizelim. Ve orada aydınlanma çağında çok önemli bir icat var. Buhar. Buhar gücü.
gücü. Sanayi. Sanayi inkılabı bak, gördün mü? Nereye doğru evriliyoruz? Sanayi inkılabına doğru evriliyoruz. Peki matbaa bundan önce vardı. Tabii matbaa var. Şimdi artık Avrupa yani o matbaa falan daha masum kalacak. Ya masum derken daha ufak kalıyor. Şimdi daha üretime dönük atılımlar. Daha üretime dönük. Şimdi burada kritik şey şu. James Watt denen bir adam var. Elektriği mi icat? Yok, buharlı makineyi. Hocam Watt'tan direkt yürüdü. Watt evet. James Watt anlatılanlara göre ne var biliyor musun? Bir gün gidiyor sanırım İskoçya tarafında bir yerde bir çamaşırhanenin önünden geçiyor, tamam mı? Çamaşırhanenin önünde kadınlar böyle içeride daha doğrusu yerde kazanlar, sıcak sular. Kadınlar böyle çamaşırı böyle hani eski annelerimiz yapardı ya böyle çamaşırları böyle eziyorlar ayaklarıyla. Her ezdikçe de tabii su böyle buhara böyle hoş yukarı doğru çıkıyor. Onun tepede bir bacası var, küçük bir baca. Tabii içerideki yoğun duman, buhar o bacadan daha yoğun çıkıyor yani daraldığı için. Bir de soğuk biliyorsun İngiltere, daha da belirgin hale. Diyor ki ben bunu diyor acaba diyor daha da daraltsam. Bak o bacayı düşün, daha da daraltsam. Ben bunu diyor bunu bir güce çevirebilir miyim? Hesabını yapıyor. Mühendis kafası. James Watt o sırada herhalde başka bir şey yokmuş hocam. Vakti bol olmuş. Bence de vakti bol. Zaten genelde bu tür icat yapan adamlar vakti bol oluyor. Sonra işte James Watt buharlı makine icat ediyor. Sana burada bomba bir şey söyleyeyim mi? Aslında buharın gücünü Osmanlılar biliyorlardı. Takıyüddin'i duydun mu hiç? Neymiş hocam? Takıyüddin. Asla duymadım. Takıyüddin 1580'lerde yaşamış, bak Osmanlı'da, İstanbul'da yaşamış bir astronom. Hatta şey der yani, İslam dünyasının yetiştirdiği son astronom uzmanı. İşte bununla ilgili düşünsene bir seninle film yaptığımızı. Son astronom. Müthiş. Takıyüddin. Sinemalarda. İsmi emin değilim hocam ama olur. Hatırda kalıcı değil. Taki deriz abi. Taki olur. Taki. Uçan adam Taki. Şimdi Taki, bizim Taki ne yapmış? Biliyor musun? Buharı şöyle düşün mesela benim bardağım gibi. Buharı bir kazana koymuş, tamam mı? Buradan kapalı tabii. Buradan bir bağlantı vermiş. Burada bir döner makinesi var. Döner makinesinin tepelerine şöyle şöyle bildiğin kaseler koymuş, tamam mı? Mesela şöyle düşün mesela. Şöyle şöyle kaseler koymuş. Böyle böyle bir koymuş tepesine. Sonra buradan gelen buhar buna vuruyor. Bu dönmeye başlıyor. Bildiğimiz döner hocam. Döner aynen. Bildiğin döner, et döner var ya. Onu çevirmek için mekanizma yapmış. Aslında Taki bizim dönerci çıktı. Ya evet. İlk dönerci. Şimdi hocam film nereye gitti? Dönerci filmleri. İşte ondan büyük bir teknoloji yaratmanın ihtiyacı yok ki. Çünkü kendi işini görüyor. Aynen. Bu arada inanmıyorsan git şeye. Gülhane Park'ın içinde İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi var. Park'ın içinde. Sağda hemen gir. 10 lira bilet parası ver. Olur hocam veririz. Orada döner makinesinin replikası var. Gerçekten. Evet. Fuat Sezgin Hoca onu yaptı. Yaptırdı Alman mühendislere. Replikası var. Orada görürsün. Replikada döner de var mı hocam? Dönerin sadece şekli var. Ya bu arada canım döner istedi. Ya. Evet benim de. Vallahi böyle şöyle bol yağlı böyle. Evet uzatmayalım. O farkında değilmiş. Yani evet. James Watt büyük düşünmüş. Evet büyük düşünmüş ya, bravo. İşte o makine Avrupa'yı bir anlamda fırlatıyor ya, inanılmaz. Yani o dönemi yaşamak isterdim yani, inanılmaz. Arkasından buharlı lokomotifler, buharlı gemiler düşünsene. Yani inanılmaz bir atılım. Ya mesafeler kısalıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Bizim şu an uzay yolculuğu gibi hocam. Hani, aynen, bunun benzerini yaşıyoruz aslında. Biraz. Daha da ucuzlaşıyor. Tabii hem ucuzlaşıyor hem hızlanıyor. Düşünsene fabrikaları. Önceden herkes, bak şöyle söyleyeyim Recep. Önceden herkes İngiltere'de evi vardı. Alt katta bir atölyesi vardı. Orada diyelim atıyorum halı dokuyordu. Yani çorap dokuyordu. Herkes ihtiyacına göre ama. Bir fazla artırayım da satayım böyle bir şey yok. İşte bu makine, buharlı makineyle beraber fabrikalar kuruldu. Artık o atölyeler yerini kapattı ve Avrupa seri üretim. Seri üretime geçti. Bu da beraberinde bir şey doğurur. Ne doğurur? Günün sorusu sana. Sanayi devrim. Sanayi devrim ama bu kadar seri üretim ne doğurur? Bir şey, bir ihtiyaç doğurur. Bu kadar düşünsene. Hocam sonuçta alıcı lazım. Alıcı lazım. Pazar. Salı pazarı mı bu? Olur hocam. Salı pazarında ucuza satsınlar. Pazar yani bunu satacak ülke lazım. Bu ihtiyaç var. Bir de ham madde var. Şimdi düşünsene İngiltere yağmurlu bir yer. Örnek vereyim. Pamuk nerede sence? Pamuk yetişir mi? Bizim Adana'da var. Adana'da var. İzmir'de var. Aydın'da var. Aynen oradan getiriliyor. Mısır'da var mesela. Oradan getiriliyor. Zaten buharlı gemi de var artık. Aynen öyle. İngilizler gemiyi dayıyorlar İzmir limanına. Aydın'daki pamuğu bir de bir güzel oraya tren yolu yapıyorlar. Aydın'dan İzmir'e kadar. Bugün hala duruyor. Hala duruyor. O tren yolunu İngilizler yapıyorlar. Aydın'daki pamuğu İzmir limanına getiriyorlar. Oradan Londra, İngiltere yapar. Biz ne yapıyoruz? Satıyoruz. Çok iyi, temiz para. Aynen. Sonra da oradan üretilmiş olarak İngiltere malı gömlek o kalite. Bir diyelim ton pamuğa mesela veriyor 1000 akçe. Bize geliyor 2 akçe. Kaç 1000 akçe yani. Evet. Dolayısıyla yani orada ciddi bir ekonomik açık oluşuyor yani Osmanlı ile Avrupa arasında. İnanılmaz ya, bu var işte bizi bitiren olay bu. Hocam yani niye biz oradan görüp yapmamış mıyız ya? Yani güzel güzel hamlelerimiz olmaya çalışmış ama biz iç çekişmelerle geçmiş Recepciğim. Mesela nasıl iç çekişmesi hocam? Ayaklanmalar, siyasi çekişmeler, bir türlü yani içeride böyle kendimize odaklanamamışız yani. Daha önemlisi biz Avrupa'ya kapitülasyon diye bir şey vermişiz. Ayrıcalık vermişiz yani. Demişiz ki arkadaş gel ürettiğin şu kale
kalemi benim ülkemde çok ucuz vergiyle sat. Aslında mantıklı. Mantıklı ama bunu herkese yapmışsın. İngiltere yapmışsın, İtalya yapmışsın, Fransa'ya yapmışsın. Örneğin Rusya'yla başın belaya girmiş. İngiltere'nin desteğini kazanmak için gel abi sana bir kapitülasyon vereyim demişsin. Böyle ülke yabancı mal istilasına uğramış. Her şey ucuz olduğu için üretmiyorsun. Üretmiyorsun. O zaman ne oluyor bizim yerli Hasan amca, Süleyman amca? Yatıyor. Ya, ürettiği de para etmiyor ki zaten. Garibim ne yapsın? Ya bu kapitülasyon, bir de bu işte dediğim sanayi değeri, oradaki ilerleme bizim belimizi bükmüş. İşte bu şeyden kurtulmamız ancak Cumhuriyet dönemini bulacak. Yani Atatürk'ü bulacak. Onu anlatacağız tabii. Uzun uzun. Tamam hocam. Tamam mı? Bugünlük bu kadar mı hocam? Recep, son bir şey kaldı. Fransız ihtilali. Severim hocam. Ama Osmanlı için kötü galiba. Ya o da dış faktör, o da kötü. Bak çok kısa özetleyeyim mi? İhtilal ne demek? İhtilal. Devrim gibi bir şey. Devrim gibi ama mevcut hükümeti ne yapıyorsun? Devriyorsun. Devriyorsun. Heh. Fransa'da halk ayaklanıyor. Kralı deviriyor. Olayın özü bu. Fransa halka alışkın hocam herhalde. Aa evet. Değil evet. Mesela sürekli protestocular ya. Ya adamlar evet, bu konuda gerçekten örgütlü bir toplum. Uzatmayalım. Bu bizim kralı deviriyor. 16. Louis'i deviriyorlar. Hatta yakalatıyorlar adamı. Yani şimdi söylemiyor. Kafasını kesiyorlar yani. Çok kötü. Çok kötü. Ve böylece krallığı yıkıyorlar. Yerine Fransa Meclisi, Halk Meclisi, Etajanero Meclisi açıyorlar. Cumhuriyeti ilan ediyorlar. Düşünsene. O dönemin Fransa'sında yaşadığını düşünsene. Ne ilginç bir olay. Ne büyük bir olay. Sokakta yürüyemezsin. Ya var ya sorma. Çok karışık. İnanılmaz. İnanılmaz. Ve Avrupa'da cumhuriyet kuruluyor. Yani yeni bir sistem kuruluyor daha doğrusu. Şu kavramlar öne çıkıyor. İnsan hakları, eşitlik, milli egemenlik. Yani ne demek milli egemenlik? Halk yönetimi ve milliyetçilik. Şimdi ne alakası var? Milliyetçilikle Fransa ihtilali ne alakası var? Hocam evet yani orada nereden çıkmış? Bu hep anlatıldı ama tam bağlantıyı kimse kuramaz aslında biliyor musun? Fransa'da yönetimdeki mesela kral vesaire onlar başka bir milliyetten miydi? Hayır bak olay ne oldu biliyor musun? Şimdi bunlar cumhuriyeti ilan ettiler tamam mı? Fransa'da şu an herkes mutlu. Fakat birileri mutsuz. Kim? Avrupa'nın diğer kralları. Niye mutsuz sence? Çünkü bize de aynı soracak. Aynen. Bize de halk ayaklanır da bizim kelle giderse diye düşünüyorlar. Ve aralarında birleşip Fransa'nın üstüne çullanıyorlar biliyor musun? Büyük bir savaş oluyor ve Fransızlar ne diyorlar biliyor musun? Biz bu Fransa'yı sana yedirir miyiz kardeşim? Biz bunu kanımız canımız pahasına kurduk diyerek kendi aralarında birleşiyorlar. Bir Fransızlık bilinci ortaya çıkıyor bak. Bir Fransızlık bilinci. Ülkelerini savunuyorlar. Bak şimdi Recep sana bir soru soracağım. Bu zamana kadar kral için ölen bir Fransız düşün. Şimdi vatanı için ölen bir Fransız düşün. Ne fark var arada? Bağımsız, özgür bir karar. Şimdi yani yaşasın kral demekle yaşasın vatan demek aynı şey mi? Değil. Değil. İşte dikkat. Dananın kuyruğu kopuyor Avrupa'da. Artık bir vatan, millet bilinci ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü onlar o cumhuriyeti kendileri kurdular ve kendileri savunuyorlar ülkeyi. İşte bunun adı milliyetçilik. Yaşasın Fransa. Ve bu daha sonra Osmanlı'ya negatif olarak dönüyor. Çünkü biz de imparatoruz ve bizim sınırlarımız içerisi bildiğin aşure çorbası gibi. Ama benim bildiğim Osmanlı sınırları içerisinde kim yaşıyorsa mutlu çünkü ama Osmanlı öyle yönetimsel olarak rahatsız etmiyorsa. Aslında bak doğru söylüyorsun bak burada da bir yanılgı var biliyor musun? Biz hakikaten onlara yani ibadetine karışmamışız ama bak biz şunu yapmışız bak şimdi. Adama demiştik ki sen Hristiyansın cizye vergisi vereceksin. Sırf Hristiyan olduğun için. Memur olma hakkı yok. Yani o kadar da özgür bir ortam yok yani öyle şey yapmayalım. Toz pembe göstermeyelim. Ama imparatorluk karakteri bu tabii yani kimseyi suçlayamayız. İşte ne oluyor biliyor musun burada? Mesela bir Yunanlı diyor ki ya diyor Fransa'ya bak ya kralı devirdi. Özgür bir ya biz niye Osmanlı çatısı altında yaşıyoruz? Bu kıraathanede konuşuluyor hocam. Büyük ha ihtimal. Ama kıraathanede konuşulan bu konu bir örgütsel yapıya dönüşüyor. Çeteler kuruluyor, isyanlar başlıyor. Dış ülkelerde bunları destekliyorlar. Ve böylece büyük ayaklanmalar çıkıyor Osmanlı'da. Osmanlı ne yapıyor? Osmanlı ne yapıyor biliyor musun? Önce bunları klasik yöntem. Nedir klasik yöntem? Ayaklananın başını ezersin. Gidip ayaklanmayı bastırıyorlar. Bir bastırıyor, iki bastırıyor ama bu farklı. Bu önceki ayaklanmalar gibi değil. Bu daha böyle bir manevi yönü ağır basan ve insanları birleştiren bir duygu bu milliyetçilik. Dip dalga. Dip dalga bravo. İşte bu dip dalga Osmanlı'yı korkutuyor ve onu anlatacağız sonra çeşitli böyle düzenlemeler, hukuki düzenlemeler yapılacak. Onu sonra anlatacağız. Tamam. Yani uzun lafın kısası sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak olumsuz etkilerken Fransız ihtilali siyasi olarak olumsuz etkiliyor ve ülkenin her tarafında ayaklanmalar çıkıyor. Biz buna milliyetçilik azınlık ayaklanmaları diyoruz. Yani Avrupa uyandı. Evet. Osmanlı uyumaya doğru gidiyor gibi evet, geldi bana. Yani evet çöküş dönemindeyiz çöküş. Yani. Recep'ciğim şimdi bununla ilgili bir soru çözelim mi? Çözelim hocam. Hadi bakalım. Şimdi önce mesela önüne bir soru geldi. Tamam. Ne yapıyorsun? Önce okurum tabii ki de. Neresini okuyorsun? Sorunun kendisini okurum ben. Kendisini. Bak tam şu kısmı okuyacaksın. Burada bak söylenemez diyorsa benim sana tavsiyem. Şöyle bir yanına eksi koy. Niye ki hani bazı söylenebilir diye algılayabilirsin. O yüzden böyle bir eksi koy ve soruyu oku. Avrupalılar zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktarıp buhar gücüyle çalışan gemiler ve lokomotifler icat ettiler. Bak burada önemli yer altın çizelim. Gemiler ve lokomotifler. Dokuma fabrikaları. Bak bunları biraz önce konuştuk. Böylece sanayi inkılabı doğdu. Küçük üretim atölyelerinin yerini büyük fabrikalara, insan gücünün yerini makine gücü aldı. Şimdi söylenemezdi ya şimdi. Buna göre ne söylenemez? Üretim faaliyetlerinin artmasına. Söylenebilir. Çünkü burada anlatıyor zaten. Üretim küçük üretimden böyle büyük fabrikalara geçilmiş. Artmış tabii. Üretim teknolojisi
Teknoloji de gelişmiş. Yukarıda yazıyor zaten. Bizim inkılap tarihinin tarih sorununda her şey metne göre Recep. Her şey metne göre. Bakacaksın, göreceksin ve işaretleyeceksin. Aynen yazıyor bak. Lokomotif değil mi bak? Teknoloji mesela. Dokuma fabrikası, teknoloji mesela. Pekala, merkezi yönetimlerin güçlenmesi. Böyle bir şey söylemiyor. Alakası yok tabii o, çünkü merkezi yönetim dediği krallıkların güçlenmesi. Ama bu olayla alakalı bir şeydi. Cevabımız hemen burada göründü. Ama biz yine D'yi okuyalım. Okuyalım tabii D'yi. Ulaşım ve taşımacılık. Evet, o da var. Nerede var? Aydın'la İzmir arası. Zaten mesela. Oraya kadar gelmiş hocam. Ya var ya, sorma. Evet, burada da yukarıda da anlatıyor zaten. Biraz önce biz de konuşmuştuk seninle. Dolayısıyla cevabımız burada merkezi yönetimlerin güçlenmesi olacak. Bak, unutmaman gereken yeri söyleyeyim. Mutlaka olumsuzsa kenarına böyle çiz. Özellikle sınav stresi falan varsa çok işe yarıyor yani. Tamam. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim sevgili Recep. Bugün... Güzel bir sohbetti. Evet, ben bugün yani şeyi öğrenmiş oldum. Sanayi devrimi, Avrupa'nın kilisenin etkisinden kurtulması, Rönesans, Reform, Martin Luther King olmadığını öğrendi. Evet. Sonra İzmir'e kadar gelmişler İngilizler. Demir yolu yapmışlar. Pazar ihtiyacı olmuş. Evet, evet. En çok da şeye üzüldüm hocam. Bu İnka medeniyeti. Atahualpa'ya değil mi? Evet, Atahualpa'ya çok üzüldüm. Ya, onu diyorlar ki seni yakalım mı yoksa boğalım mı? Boğulmayı tercih ediyor. Yani orada düşünsene, o İnkalı'nın gözünde güneş tanrısıydı. O değişimi düşünsene. Yani ben o adama üzüldüm. Ben de üzüldüm. Atahualpa'nın hikayesi üzücüdür ya. Atahualpa'ya üzülenler yazsın hocam. Bir de Taki ile alakalı bak, bana film borcum var. Tamam hocam. O Taki ile olan filmimizin ismi ne olsun yazsınlar onda yorumlara. Hocam filmin kapağında kesin şey olacak, döner. Tavuk döner Taki. Dönerci Taki. Dönerci Taki. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok güzel sohbetti, keyifli sohbetti. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.